Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sera. Bugün ne yapıyoruz? 24 saat boyunca BİM abur cuburlarıyla besleneceğim ya da BİM yemekleriyle besleneceğim. Ben çok açım. Bir an önce bir BİM bulup yemek yemek istiyorum. Bakar mısınız şu güloma? Dünden beri yemek yemiyorum ben bu video için arkadaşlar. Bayağı zayıf gözüküyorum değil mi? O zaman BİM'e gidelim ve karnımızı artık doyuralım. Çünkü ben çok acıktım. Size de belki fikir olur. BİM'den neler yiyerek doyabilirsiniz? Biliyorsunuz ki malum ekonomi BİM'de uygun. O zaman gidelim ve doyalım. Kahvaltıda ne yenir diye düşündüm. Burada sandviçleri gördüm. Ah, çiğ köfte de var. Öğle yemeği yapabilirim evet bunda arkadaşlar. Çiğ köfteyi de bence şimdi alalım. Yanına ne yakışır başkan? Ayran yakışır bunun yanına. Arkadaşlar sanırım bu BİM sandviçi ama neyli? Bakıyorum beyaz peynirli diyor. Hem de indirimde kanka. Oo, indirimde. Bak hindili hindi. Hindi fümeli. Ben hindi fümeyi çok severim arkadaşlar. Hindi füme alıyorum. Ama içinde beyaz peynir de olsa mı? Hindi füme mi alsam? Bol peynirli mi alsam? Hangisini alsam ya? Yani bize bilemedim. De belki alırsın diye düşündüm ama. Tamam, sen sadece kendini mi düşündün? Şunu da alayım sizlerden de yerim. Şimdi bundan almıştım. Ayran almalıyım bunun yanına. BİM'in ayranları dost ayran alıyordu değil mi? Evet. Evet harika dost. Evet. Bakın başka bir yerde bulamıyoruz bunları. Bir tek BİM'de bulabiliyoruz çalkala bu arada. Çalkala kanka bakalım. Çalkala atıyorum. Yemek nesiz olmaz arkadaşlar. Bakıyorum burada pudingler var ama bunlar şey de değil bu arada. BİM'e ait bir ürün değil galiba. Her yerde var. Burada güzel bir şey gördüm. Bu ne? Ekler. BİM'e özel mi? Bundan mı alsam? Yoksa kadife tatlı mı alsam? Bunların hepsi BİM'e özel yani lezzetler diyebiliyorum. Fiyatlara bakmadık bu arada ya. Bak 20 liraymış kadife tatlısı. Bu da 32 liraymış. Vav uygun. Hangisini alsam acaba? Ben aç gözlük mü yaptım? Yaptım acaba biraz böyle her şeyi almak istiyorum. Şu an karnım çok aç çünkü arkadaşlar. BİM özel. Juicy meyve suları. Bunlardan da alalım. Ben kayısılı alayım. Sen neyini içersin? Şeftali içersin. Fark etmez. Ya da şey, vişne içer misin? Fark ederse Kur'an çarpsın fark ederse kanka. O zaman sana da. Dur bir tane de şey alayım ya. Karışık alalım. Kıydın ha parayı bu videoda vallahi. BİM'ler zengin olacak bugün. Hem de videomuzun konseptine aşırı uygun BİM yiyecekleri. Arkadaşlar eve geldim ve kahvaltımı yapacağım. Çok heyecanlıyım çünkü ben bunu denememiştim mesela daha önce. Hiç denememiştim. Benzinlikteki yemekleri yiyordum. Biliyorsunuz ki 24 saat benzinlik videom da var. İzlemeyenler için şuraya kart bırakıyorum. Fiyatlarına bakıyorum. Fişim burada. 25 liraymış bu füme, hindi füme, batılı sandviç 25 liraymış arkadaşlar. Kayısılı meyve suyumuzun da fiyatına bakıyoruz. 6,5 veya 8 lira olması gerekiyor muydu? 6,5'muş. Hemen açıp tadına bakmak istiyorum. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. İçerisinde peynir falan da var. Arkadaşlar içini göstereyim mi size? Dolu dolu yani. Şöyle bakın. Nasıl dolu? Doldurmuşlar. Hayır şuraya bakın. Peynir falan da var. Dolu yani. Ben sadece hindi füme de koyabilirler diye düşünmüştüm. Bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Ben normalde yemeğin yanında çok içecek tüketmiyorum. Hele ki böyle sandviçlerin yanında meyve suyuyla falan insanlar yiyor. Bayılıyor ya o tatlara. Simitin yanında falan bir de meyve suyu. Ben hayatta benim ağız tadıma uymaz. Ama bugün konseptime uyuyor diye yapacağım. Önce meyve suyu tadına bakmak istiyorum. Güzel bu arada. Bırakacağım. Hemen tadına bakıyorum ve size bir soru soracağım arkadaşlar. Siz olsaydınız BİM'den sabah kahvaltısını nasıl değerlendirdiniz? Çok güzel. Ben gerçekten sevdim çünkü içi yumuşacık. Normalde sert bir ekmek bekliyordum ama içine sürdükleri peynir sayesinde arkadaşlar içi yumuşacık olmuş. Birazdan hindi fümeye de gelecek. Hindi füme kısmı birazcık sert gibi mi? Bilemedim. 25 lira bu. 6 lira da meyve suyu. Çok ucuzu 30 liraya kahvaltı yaptık. Arkadaşlar 30 liraya gerçekten hiçbir şey yok. Bir paket süt 30 lira olmuş. 40 lira olmuş ya. Ben tam buğday ekmeği yiyorum normalde. Tam buğday ekmeği marketlerde 40 lira ya. Bakar mısınız? Gerçekten içi dolu yani bunun. Sizler için, böyle sevenler için deneyeceğim. Ağzımda bu ekmekten varken, ağzımda sandviç varken meyve suyunun tadına bakmak. Kötü ya. Kötü arkadaşlar. Ağzımızdaki ekmeğin tadı meyve suyuyla meyveleniyor. Ya bunun nesini beğeniyorsunuz bilmiyorum. Ben beğenmedim bu arada onu söyleyeyim. Yani meyve suyuyla meç olduğunu da beğenmedim. Bu arada sizler de A101'in şok versiyonu gelsin ve bu videonun lütfen yorumlara yazın bildirin. Arkadaşlar ben hemen şunu yiyip geliyorum. Sonra bence tatlıya geçelim. Çünkü yemeğin üzerine tatlı. Çok güzel olmaz mı? Hemen yiyip geliyorum. Arkadaşlar keklere geçiyoruz. Bu dediğim gibi ilk önce bunu yemek istiyorum. Ben hiç meyveli kekleri sevmezdim biliyor musunuz? Okulda annem beslenmeme koyardı falan. O gün böyle hiç sevmezdim. Aç kalırdım arkadaşlar. Ama kakaolusu çok severim. Sizler için ama bunu da deneyeceğim. Bakalım 4 liralık kek. Bunlar da bu arada 25 kuruş falan da o zaman. Gerçekten bu tada bayılıyorum. Kek dediğim böyle olmalı ve BİM bunu yapıyor. Gerçekten beğendim ve 4 liraya. 4 liraya şu an var ya gerçekten hiçbir şey yok.
tadına bakalım. Diyorum, hiç sevmediğim keki sizler için deneyeceğim. Ya içine üzüm falan koyuyorlar bir de bunun. Gerçekten hiç sevmiyorum. Sadece sizin için deneyeceğim. Ve beğeniyormuşum. Bu arada ben büyüdükçe damak tadım çok değişti arkadaşlar. Küçükken sevmediğim çoğu şeyi şu an seviyorum. Ya niye üzüm koyuyorsunuz kekin için Allah aşkına? Her yere dökerek yedim. Hadi ya. Güzel oluyormuş ya. Arkadaşlar bu güzelmiş. Benim ağzımın tadı bozukmuş küçükken. Olabilir mi? Gerçekten üzüm tarafı ekstra hoşuma gitti. Çıldıracağım. Videoyu da buraya kadar izlediyseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. 700 bin abone olacağız. Yemeklerim bitmedi ağzımda daha. Çok iyiymiş. Leş gibi oldu. Arkadaşlar bu arada anne videoyu izlerken kızma, tamam mı, ağzın doluyken niye konuşuyorsun diye. Videonun konsepti bu. Ne yapayım? Arkadaşlar öğlen yemeğim için arabadayım şu anda. Çiğ köftemiz 15 lira. Ayranımız da 5,5'tu. Yani toplasanız 20 liraya gerçekten doyacak mıyız bakalım. Hemen ayranımı açıp şöyle bir köşeye koymak istiyorum. Baba çalkalamayı unutmuyoruz. Ama ayranı nereye koyacağım? Dökmeyeyim arkadaşlar. Aa, baloncuk kaldı. Baloncuk kaldı şurada, görebiliyor musun? Şimdi dökeceğim arabaya. Güzel, güzel. Isınmamış. Şuraya koyabilir miyim ayranımı? Koydum. Şimdi açalım. Bu arada ben böyle çiğ köfteleri normalde beğeniyorum. Biminkini yedim mi hatırlamıyorum. Açılsana. Niye açılmıyorsun? Açıl. Ben bunu nasıl açacağım? Bu arada beni böyle kısa tırnaklı çok göremezsiniz. Uzun tırnaklar YouTube videomu hatırlıyor musunuz? O videodan sonra tırnaklarım mahvolduğu için henüz tırnak taktıramadım. Açamıyorum. Yardım isteyeceğim. Hey ya. Arkadaşlar sonunda açtık ama ne hale geldi bir görseniz. Şimdi lavaşı birazcık bayat gibi, tamam mı? Şimdi size şöyle bir göstereceğim. İçini açacağım. Sosu döktüm. Sosu döktüm. Eyvah. Her yer sos oldu. Ya sosum hep döküldü. Arkadaşlar içine ne kadar çiğ köfte koymuşlar bakalım. Aa, bayağı koymuşlar 15 lira için. Başarılı gözüküyor. Ya sosum onu hem neden dök? Keşke dökmeseydim ya. Yiyecektim ben onu. Birazcık olmuş. Çiğ köfteyi hiç beğenmedim. Şöyle sosa batıracağım birazcık. Sosu belki güzel olur ama gerçekten kahvaltı güzeldi ama şu an çiğ köfteyi beğenemedim. Kesinlikle aradığım tat bu değildi ya. Sosa batıralım. Bakalım nasıl olacak. Şöyle sosa batırdım arkadaşlar. Bakıyoruz. Gerçekten beğenmedim. Yani gerçekten beğenmedim çünkü dışarıda çiğ köfte dürüm ne kadar derseniz 35-45 adet 50 lira olsun. Ama tadı daha güzel olsun. Tam bilmiyorum fiyatı, sallıyorum şu an. Dışarıda ne kadardır ki? 25-30 lira falan mıdır? Gerçekten hiç bilmiyorum. Tahmin yürütüyorum. Hadi 40 lira olsun. Bu daha güzeldir gerçekten bundan. Ayran tadı iyiydi. 5 liraya göre iyiydi. Zaten sosumu da dökmüş. Bu öğünüme birazcık memnuniyetsiz davrandım. Bakar mısınız? Lavaş hep böyle oluyor. Ya. Bu çiğ köfte bizi iyi karşılamadı. Normalde tadını birazcık beğensem ben bunu yerdim, bitirirdim. Ama beğenemedim arkadaşlar. Yani gerçekten sabahki öğünüm şu an bu öğünümü 1-0 önde. Akşamki öğünüm acaba nasıl olacak? Beğenecek miyim? Çok merak ediyorum. Midem yanmaya bile başladı. Sizler Bim çiğ köftesini yediniz mi arkadaşlar? Daha önceden beğeniyor musunuz? Hemen yorumlara yazın mutlaka. Çok merak ediyorum sizlerin fikirlerini de. Memnuniyetsiz bir şekilde bu öğünümü kapatıyorum. Akşam öğünümü heyecanla bekliyor olacağım. Şimdi akşam yemeği için bir şeyler almaya geldim. Bu arada ben uzun süredir Bim'e gelmiyordum ve fiyatlar bayağı uygunmuş ve ben gayet de doydum. Bakın göbeğim şimdiden çıktı yani. O zaman ne yapıyoruz? Bundan sonra Bim'e mi geliyorum? Kennedy'yi ben vurdum evlerine dalıp. Arkadaşlar akşam öğünümüz. Ne yapıyoruz? Sürpriz. Böyle Bim'den döner aldım. Ay kaç paraydı bu? Unuttum. Bunu unuttum ya arkadaşlar. Dönerimizi tavamızda yapacağız. Ondan sonra ekmeğimizin arasına ketçap, mayonez koyacağız. Yeah. Dışarıda 150 liraya satıyorlar bu dönerleri bak. Bilenler yorumlara yazabilir mi ya? Ne kadardı bu döner? 55 TL'ydi diye hatırlıyorum ben ama. Olabilir, olabilir. 55 TL. Doğru 55 TL. Olabilir. Ben yağ koymayacağım. Ya da koysa mıydım ya? Yağlı olmasın. Tavayı bir ısıtsa mıydık Sera Şef'im? Ne gerek var böyle şeylere? Elektronik mutfak. Hiç sevmem. Bozuluyor arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ekmeğimizi mi hazırlasak? Şık 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 şık. Sesleri duyuyor musunuz? Bu lezzetin sesi mi? Bu lezzetin Sera sesi. Sera Şef'im.
Lezzetin sesini alıyor muyuz arkadaşlar? Ben tadını da alacağım ama. Ekmeğimi şu şekilde açıyorum arkadaşlar. Ben içerisinde kıvırcık mıvırcık almadık alabimden. Bu arada şöyle göstereyim size. Hazır. Hiç bir tavuk kokusu almadım ya. Hiç tavuk kokusu almadım ya. Hiç böyle acıktırmadı yaparken beni. Bu şekilde kıvırcıklarımı şöyle koyacağım. Sonra gel bakalım. Öf kokusu geldi ama bak benim bir canım ama. Çekti. Çekmedi değil ha. Şu an geliyor ama geliyor. Dolduralım ama ya. 25 liralık döner değil de harbi böyle bir 150 liralık bir döner yapmayalım mı? Bu videodan sonra dönerci açman yok mu? Kara Usta dönerleri. Gelir misiniz döner dükkanıma arkadaşlar bir dükkan açsa? Ama kariyerimi dönerci dükkanıyla kapatmak istemiyorum tabii ki. Of be. Öf. Ya niye beni bozuyorsun? Şekil yapıyordum. Sıkmayı bıraktı ya. Tamam dönerci olma diyor bana. Of. Acıktınız değil mi? Arkadaşlar özür dilerim. Keşke hepinize yapabilseydim YouTube biberleri. Of be. Şu an ısırmam. Yok mu? Çok güzel gözüküyor. Şu an acıktım işte. Şu an beni acıktırdı. O kadar güzel gözüküyor ki. Yani gerçekten bunu dışarıda birisine gösterseniz asla abimden alınmış demez. Çok güzel. İnşallah dökmem sizi. Şu ekmeğe bakar mısınız arkadaşlar? Kafamdan büyük. Gerçekten çok güzel bir dönerci dükkanı açmam yok mu? Hemen bir tadına bakalım. Tuz koymayı unuttum. Çiğ köfte arkadaşlar beni doyurmadı ya. Yiyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Sizin için tadım. Bu güzel oldu. Bim'le hiçbir alakası yok. Ben yaptığım için bu kadar güzel olmuş bu arada. Tavuğun tadı güzel değil. Ama meçlediğim şeyler yani kıvırcık işte ketçap mayonez diye güzel pişirmişim. Bir ekmeği güzel yapmışım diyormuşum. O yüzden güzel olmuş olabilir. Ama ben bu kolayı dolaba koymayı unutmuşum. O yüzden 7 lira yani. L kola bile 7 lira nasıl olabilir ya? Arkadaşlar şaka gibi ya. Hemen bakıyorum kaç paraydı. 105 diyor. Galiba 2 tane almış olabilirim ben arkadaşlar. 55 lira falan mıydı? Öyle bir şeydi galiba ya. 52,5 falanmış. Hadi biraz daha yiyelim. Çok da güzel değilmiş ama dışarıda bunu 80-90 liraya satarlar arkadaşlar. Öyle düşünün. Garip bir tadı var. Tavukların tadı güzel değil ama dediğim gibi kıvırcıkla ketçap mayonezle match olunca arkadaşlar güzel gibi geldi. Ama soğudukça kötüleşiyor gibi. Şu an şunu sıcak sıcak yemeliyim. Unutuyordum kolanın da bir tadına bakayım. En son çocukken içmiştim. Ses neydi? 7 liralık kola. Bence çok güzel tadı olmalı. Şu kadarcık şey 7 liraysa. Beceriksiz ben. Bugün yemek videosu çekiyorum ya. Üzerimi her tarafımı batırdım. Ne zaman batırdığımı da bilmiyorum. Güzel bence bu arada. Var ya yastık açmış cola. Yastığını kaçırmış. Ben bu colaya nereden alıştım biliyor musunuz? Aras Karafil'in içtiği kola videolarında. Öyle oradan alıştım. Tadına bir daha bakıyorum. Çok lezzetsiz. Arkadaşlar şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Sizin için tekrardan bir tadım yapacağım. İçerisinden şöyle bir tavuk parçasını alacağım ve tadına bakacağım. Ya gerçekten sağlıksız tat aldım. Hani bir şey yiyorum ama sağlıksız olduğunu hissediyorum. Tamamıyla tat öyle bir tattı. Ama yenilmez mi? Yenilebilir bence arkadaşlar. Güzel yani fiyat performans olarak güzel. Yoklukta gider mi? Gider arkadaşlar. Hele bu cola var ya. Yoklukta... bu cola yoklukta çok güzel gider. Bir de buzluğa attınız mı? Soğuk soğuk yazın güzel gidebilir. Beğendim. Biraz karnım aç olduğu için biliyorsunuz ki öğlenden acıktım. Şunu birazcık yiyeyim arkadaşlar hızlı hızlı sonra diğer yiyeceklerimize geçelim. Ağzım her tarafına bulaşıyor ya. Yani ağzını yediğin için olabilir mi kanka? Arkadaşlar niye hatırlatmıyorsunuz? Tatlımızı unutmuşuz ve niye söylemiyorsunuz çenemde? Ketçap kalmış ya. Ayıp ya böyle beni izlediniz utandırdınız karşınızda. Böyle bir tatlı almıştım ekler almıştım hatırlayanlar var mı bilmiyorum. Yanına da böyle bir içecek aldık arkadaşlar. Yine 7 lira olan colanın sarı colası. Bunu içeceğiz. Sarı cola. Eklerin tadına bakalım bir tatlımızı yiyelim olur mu? Hem de denetelim bakalım arkadaşlarım onlar beğenecek mi? Yorum ve o zaman gidiyoruz. Ay oyun oynuyor aşkım bir şey tadacağız. Diktin buraya. Aşkım tadacağız ama. Ay açamadım yine açamıyorum. Of, aşkım çift mi açayım normal mi? Aşkım. Çift mi yersin, egleri tek mi yersin? Yemek. Açalım hadi. Oyun oynarken... Aşkım açamıyorum da. Bunu fark ettim. Ürünlerin içerisine değil bütün parayı jelatinlere harcıyor bu bin. Gerçekten yani o kadar kaliteli ki jelatinleri. Ay ne yapayım?
yaptın? Sert erkek. Anahtar yalanmaz ya. Salak mısın ya? Niye yalıyorsun anahtarı? İğrenç bir sevgilim var ya. Nasıl ya? Pissin aşkım. Millet hayran bana yazıyor. Aşkım bu erimiş birazcık da neyse. Kim sana yazıyor kızlar ya? Sen vereceksin. Ya. Aşkım. Ben bugün her şeyi döktüm. Arabada da bir şeyler döktüm. Okey ya. Çektim. İki tane okey vurumu. Aç ağzını. Nasıl? Çok kötü. Allah'ım. İnanılmaz kötü. Yok mu gideri? İnanılmaz kötü. Yani tabii ki nimet ama arkadaşlar ben normalde tadı çok kötü olmasa o kadar kötü demem ama beğenmedim gerçekten. Tekrar bakacağım içinde bir yapaylık var. Üstündeki balta değil kakao. Yani aynen bir yapaylık bir şey var. Çok iyi. O zaman benimle cola dene. Yazgın ha. Allah Allah. Sarı cola hadi. Ay annen sanki beşinde koşar ilaç içirmeye çalışır ya sana. O sarı ilaç var ya işte haçıcı. Kokusu bana kadar geldi biliyor musun? İşte haçıcı sarı şurup vardır anneler Oo, içirir. Ama bir şey diyeyim mi? Harbi zımba. Aşkım saçmalıyorsun. Güzel değil bence. Tadı içtin mi sen az önce? Çok iyi. Annemin peşimde koştuğu kaşığın içerisinde şurup vardır ya sarı koşan. İç şunu iç şunu der. İçmezsen evde olay çıkar. Aynı o var o tat. Aynı o tat var arkadaşlar. Cips de deneyelim. Son bir tane cipsimiz kaldı. İyi iyi Seren dediği doğru. Cipsimiz de geldi. Çok merak ediyorum bunun tadını da. Bittim. Bak 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 bak. Hoş Sera bana şanslı geldi. Hop. Sen de ekşin. Git be. Ver bakayım önü ben. Ay! Ne oluyor koktu be? Koktu kokuyor. Kokla bir. Osurdu mu zannettin? Tövbe yarabbim. Kokla. Paketi kokla bir. Koklanıyoruz yiyor ya. Bir tane ver bak. Tadı güzeldir ama bunun. Ayak kokulu cips en sevdiğim. Ay çok kötü kokuyor aşkım. Oo tadı orijinal. Ha, tadı güzel. 22-23 lira falan da arkadaşlar. Normalde cipsler 40 lira. Ama çok kötü kokuyor. Ama ayak kokulu cipslerin de 40 lira olduğu oluyor. Niye bu kadar kötü kokuyor aşkım? Ya içini açtım ya. Yurt dışından getirdiğim cipsleri denemiştim. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar o abur cubur videolarında? Onlardaki gibi kötü kokuyla açtım. Ama onlardaki cipsler düryanlı cips. Öyle düşünün. Ya düryan zaten dünyanın en kötü kokan meyvesiyle sen niye yarışıyorsun ki cips? Kim yarışıyor? Bu cipsin kokusu onun kokusuyla yarışıyor. Evet. Ama tadı yenilebilir bu arada alabilirsiniz. Evet evet ver bir tane daha bana. Ellerim batmıyor çok iyi. Kullanma. Ay elin nasıl kokmuş. Şey bak tarif ediyorum dinleyin ıslak mendille elini sildi az önce. Bunu elledi ya bebek poposunu silersin. Ayak ıslak mendille ya. Koku karışır ya Allah'ım kafayı yiyor ya. Bakayım bir daha. Ne yapıyorsun ya? Tam da şu anda kanalıma hala abone olmadıysanız. Şu anda ama. Tam da şu anda kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı, like atmadıysanız kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Kameramanın üstüne silce veririm. Allah razı olsun. O da hiç kaçmadı. Arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır videoyu izlerken. Ama cips ağzıma çok yapıştı ya. Değil mi? Çok tozlu. Evet. Yanlışlıkla böyle nefes içime çeksem tozlar boğazıma kaçar boğulurum. O kadar tozlu. Umarım video izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Kanalıma like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Facebook'tan takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet. Bay. Facebook'u ya. Bay bay.